doğada da bitki de mantarla birlikte yaşıyor. Her bitkinin kökünde mantar var. Nedir? Mikorizo, yani miko mantar, riza kök demek. Şurada bitkinin kökü, evet. Şurada da mantar var. Mantarın burada çok küçük, kıl gibi ince kökleri var mantarın. Kıl gibi ince kökleri ne yapıyor? Topraktaki suyu emiyor. Nereye gönderiyor? Bitkinin köküne. Evet. Bu mantar bitkinin kökünü kabuğuna sarılmış, kabuğuyla iç içe yaşıyor. Yani bitkinin köküyle mantar ortak yaşıyor. Bu mantarın faydalı hali. Mantar topraktan almış olduğu minerali ve suyu bitkiye veriyor. Ve bitkiden ne alıyor? Organik madde. Yaşayabilmek için kendisi fotosentez yapamıyor. Yani ne üretemiyor? Selüloz üretemiyor. Hücre üretemiyor. Fotosentez yapamıyor vesaire vesaire. Eksikleri var. Kendi eksiğini, organik maddeleri bitkiden, özünden alıyor. Ve bitkiye su veriyor, mineral veriyor. Sen bunu al, bunları da bana ver. Ortak, simbiyoz. Bitki kökü, mantar, ortak. Bitkiyi çekip çıkardığınızda toprakta saçak şeklinde çok ince kıl gibi şeyler görürsünüz. Aman düşme. Bu gördüğünüz aloe vera. Bu sefer aloe verayı kökünü söktüm getirdim. Neden? Hazırlıklı gelmişiz. Her sefer bitkiyi ne yapıyordum? Saksısıyla getiriyordum. Bu sefer kökünden söktüm getirdim. Şu kökleri, kıl gibi ince yan kökler var. Mantar kökü. Topraktan aldığı minerali ve suyu köklere veriyor. Kökler gövdeye. Vücudundaki, bitkinin içerisindeki suyu da, bitki özünü de mantar kendisi emiyor, absorbe ediyor. Değiş tokuş yapıyorlar. Simbiyoz, ortak. Simbiyotik yaşam denir. Yani mantarla bitki birlikte yaşıyor, iç içe. Evet.